Peki çok abi, güzeldi. Orada bir soru var. Abi çok şey yapıyor. Buyurun. Merhabalar, Onur Argun. Merhaba Onur Bey. Ya lastik sorusunda kusura bakmayın, yakalayamadım boşu da şimdi soracağım. Estağfurullah, buyurun. Ya eski motorumu MT60 RS Corsa lastik almıştım. Üf. Yaklaşık bir 50 kilometre sonra eve giderken 3 tane çivi çıkardım. Daha 50 kilometrede. Üzücü bu. Nerede oturuyorsunuz diye sorarım. Kurtuluş'ta oturuyorum. İşim gereği şantiyelere çok girip çıkıyorum. Yani. O yüzden yani başıma gelecek bir şey de şey sormak istiyorum. Fitil ve yama arasındaki fark. Ya da böyle insanlardan duyuyoruz, abi fitil yüksek süratlerde atabilir, lastik patlayabilir. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ya da hangisini öneriyorsunuz? Öyle bir yorumunuz var mı? Onur Bey, tabii ki herkes yamayı önerir. İçeriden lastiğin sökülüp içeriden yamanmasını önerirler. Fakat yamanın da şöyle bir keleği var. Bayağı kütleli bir şey olduğu için yama bütün jantın, lastiğin balansını bozuyor. Bir daha balans yapılması gerekebilir. Şimdi gelelim fitil konusuna. Fakat bu dediğimiz iş için motoru durdur, sök, jantı çıkar, janttan lastiği çıkar falan, bayağı büyük bir prodüksiyon. Yolda giden, seyahate giden adam için çok gerçekçi olan bir çözüm değil bu. Dolayısıyla fitile gidiyoruz. Fitille ilgili olarak şimdiye kadar ispatlanmış, evet biz ölçtük, bu adam bu motora bindi, fitili attı, 250 ile giderken fitiller çıktı yerinden ve adam öldü şeklinde ispatlanmış bir şey yok. Lastik üreticileri bundan özel olarak kaçınıyorlar. Çünkü onların tezi şu, eğer lastiğiniz patladıysa, çivi girdiyse ve siz yolda bir fitil attırdıysanız ona, bir ya da iki ya da üç neyse, gelin yeni bir lastik alın. Siz muhakkak yeni lastik almalısınız. Onlar da güzel böyle esnaflığını yapıyor, lastik üreticisi de. Dolayısıyla hani lastiğinizde fitil varsa onunla uzun süre gezmeyin ve bir an evvel lastiğinizi değiştirin derler. Ve bu ölçümden de özel olarak kaçınırlar. Ben açıkçası bunu denemek istedim. Yani motoru bağlayalım bir yere, delelim lastiği, fitili de koyalım. Ondan sonra hadadadadadada diye o böyle lastiği döndürelim arkadaş. 200 ile dönsün. Bakalım ne oluyor falan. Sonra dediler ki o fitil koparsa, hani birine bir şey olur orada. O çok mantıklı, sağlıklı bir iş değil, vazgeçtik o sevdadan. Ama elbette bunu böyle bilimsel laboratuvar ortamında falan denemişlerdir büyük ihtimalle. Ama bu konuda benim bildiğim kadarıyla herhangi bir lastik üreticisinden böyle evet fitili atarsanız bakın 150 ile giderken çıkar ha şeyi çıkmadı, gelmedi o. Bilmiyoruz o yüzden. Ama ben tavsiye ederim yanınızda bir tane lastik tamir kiti, o fitil atma zıkkımından gezdin özellikle uzun yola giderken. Hani birkaç kere başımıza geldiğinde yanımızda Fuat abi olmasa kalmıştık yolda. Allah'ın dağında o böyle. Onu bir de unutmayalım ki fitil atarken lastiğe asla çivi mesela düz girdi. Delikte böyle. Asla o böyle düz girmiş çiviye olduğu gibi fitil atmıyoruz. Hep çapraz atıyoruz fitili. Ki direkt bu hani lastik böyle dönüyor ya. Şu şekilde dönüyor ya böyle. Fıtao diye gitmesin. Hani çapraz sokarsak biraz daha merkez kaç kuvvetinden uzak durmaya çalışırız diye. Böyle. Bilmiyorum Onur Bey, sorunuza cevap oldu mu? Harika. Bu peki. Kadar girmişken bir de şu köpük meselesini istersen. Köpükten anlarsın. Uzak durun. Köpük sakın sıkmayın lastiğinize. Onu arabacılara satıyorlar. O sprey, o pis şeyi. O satıldı, onu sıkarsanız lastiğinize tamir de olmuyor. Fitil de atılmıyor bir daha. Böyle hani Muğla'nın bir köyünde bir böyle köpük sızan lastikle kaldım abi olur mu? Orada pansiyon ararsınız abi. Lastik gelip de takılana kadar. Ben bunu bizzat yaşadım. Bunu paylaşmak buyurun. İstiyorum. 2005 falan yurt dışındayım. Köpüğü sıktım. Heh. Biraz gittim. Oh. Böyle ön lastikten hiç unutmuyorum. Pırt pırt pırt. Ondan sonra lastik de gitti. Lastik en güzeli fitil. Bir defa köpük, bir de öyle bir şey diyorlar, bilmiyorum sen ne diyorsun. Köpük yaptıysan artık o lastiği değiştir derler falan. Ya tutmuyor ki bir şey. Bir daha çalışmıyor yani. Hapı yutuyor lastik. Evet, başka soru? Bu konulara girmişken bak burada acılar dünyasındayız. Herhangi başka bir soru? Canlı yayından var üç soru. Var, bir dakika dur. Buyurun abi, sizin sorunuz vardı. Geçen sefer cevap verememiştik sana. Tuncay ismim. Merhaba. İyi akşamlar. Öncelikle sorun size olacak. Bu günlerde bir organizasyon olacaktı. Ödüllü motosiklet. Evet olacak. Tarihi belli mi?
tarihini belli edeceğiz. Evet. Buyurun. Ali hocamıza sorum var. Size canlı yayına geldiği zaman şey çok kafama takılmıştı. Motoru daima dik tutmak lazım. Ya viraja giremiyor ya ondan. İkincisi de bu akşam buraya gelip de eğitim almak isteyenlere, çoğu zaten eğitim almak istemiyordur, özel bir indirim olacak mı? Tamam. Çiçek gibi oldu. Öncelikli olarak bu, bilmiyorum konu neydi ama mümkün olduğu kadar motoru yatırmayın. Motosikleti dik tutabilmek, bu size avantaj sağlayacaktır. Bir defa geçen burada bir arkadaşa söyledim. Yani gerçekten lastiklerinize bakın şöyle bir gri renk. Bir de pistten çıkan makineye bir bakın. Simsiyah. Veya işte yurt dışında falan gittiğinizde orada kullanırsanız falan simsiyah. En güvenli hali motosikletin dik hali. Yani bir viraja girerken çok yatırayım demek nedir işte? Daha yüksek hıza çıkacaksın. Daha yüksek hıza çıktığın zaman... Ya da arkadaşına şekil yapacaksın. Evet, daha fazla yatırmak zorunda kalacaksın. Makine daha fazla yatıksa limitlerine doğru gidiyorsun demektir. Özellikle bir de şey vardır ya, işte abi bak, sıfıra sıfır. Hepsini kullandım lastiği. Hepsini kullandım. Peki tam da o anda azıcık daha makineyi yönlendirmen gerektirseydi ne olacaktı? Onun için onu söylemiş olabilirim. En güvenli hali dik hali. Pistte bile işte ne yapıyor adamlar? Vücudu böyle atıyor falan. Barkın o işleri daha iyi anlatır. Estağfurullah. Makineyi daha dik tutmak ve avantaj sağlamak için. Yani hikaye aslında şu baba. Motoru biraz daha dik tutup kendimiz sarkarak o lastiğin tamamını kullanmayarak atıyorum lastiğin lastikle beraber, motorun ekseniyle beraber yatsam, viraja girsem, 50 ile dönüyorsam orayı, motoru daha az yatırıp, kendim aşağıda kalarak, lastiği daha az kullanarak, motoru biraz daha fazla yatırıp, mesela 65 ile dönebileceğim. Büyük avantaj. Ya da onun yerine daha az risk almış olacağım sokakta kullanıyorsam. Böylece hani hocanın dediği gibi, ulan bir daha biraz daha yatırayım, bak burada bir kelek varmış dediğimizde ikinci bir yönlendirmeye de cebimizde bir şeyler kalsın, tolerans, bir pay kalsın diye. Diğer konuda da yarışmayı yapacağız. Benim hayalim yarışmayı 17 Haziran'da Ankara Motto'da yapmak. Orada bir organizasyon planlıyoruz. Evet, tıpkı burada olduğu gibi biraz daha değişik olacak. Orada gıdalı mıdalı bütün gün sürecek bir organizasyon. Ve orada yapacağımız bir yarışmayla da motosikleti hediye etmek hayallerimizin içinde. İnşallah eğer becerebilirsek belki orada başka şeyler de, başka aktiviteler de olacak. Neşeli bir gün hayal ediyoruz 17 Haziran için. Bir de indirim. Gargaraya gelmesin. İşte. Ama ondan önce şunu da söyleyeyim de hazır. Dikkatler oraya toplanmışken. Evet. Makineyi dik tutabilmek için avantajlı bir konum yakalamanız gerekiyor. Bu avantajlı konum da size çok daha fazla görüş alanının olduğu bir konumdur. O da güvenlikle ilgili. Daha önceden tehlikeyi görebilmek. Onun için birçok açıdan avantaj var. Tamam yapalım, ne yapalım? Ne kadar ne istiyorsun? Ne kadar indirim istiyorsun baba sen? Oo, batırdın dükkanı. Kaç? %30 diyor. Tamam %40 yapalım. Bu akşam burada olanlara. Olur mu? Yeterli mi? Yeter ki sen eğitim almak iste. Peki. Teşekkür ederiz. Hemen yanında bir soru var. 17 yaşın, 16 yaşın, 17 evet. Yaşında kardeşimiz. İsmim Eren. Merhaba Eren. CBR125 kullanıcısı. Benim sorum motosikletin limitleri hakkında olacaktı. Bu lastiğim, 130'luk bir lastiğim var benim. Evet. Virajlara girerken olabildiğince yatmayı düşünüyorum. Yatırmayı, daha hızlı dönemeyi. Tabii işte, lastiğimizi de değiştirdik. Aynen. Rosso 2 lastik takmışım. Şimdi bunun... Ben limitini nasıl anlayabilirim veya bu düşünce. onu soracaktım. Bunu düşmeden mesela arkadaş dalga geçiyor işte diz değdirdi sonunda düştü de diz değdirdi sola yattık bir kere. Öyle sola yattık dedin sola düştün. Yani aynen sola yatırdım o tabii ki. Düştün yani. Evet düştüm. Bak söyleyemezler genelde böyle yatırdım. Motoru yatırdım. İşte baktım dönmüyor. Yatırdım abi. Peki şimdi abi. Hani daha büyük bir kaza da olabilir. Düştüm sadece.
Hani ben bunu daha yüksek hızla giderken bunun limitlerini zorladım da yani son noktaya geldiğini nasıl kavrayacağım yani? Bu işte böyle yapmadan, bir çok... eşşele diye bir adam yolunda. Ya bu kaç derece atacak? MotoGP pilotu muyum ben? Dedeni. Şimdi abi şöyle... Diyorlar 65 derece yatıyor bu, mesela MotoGP pilotu. Şu an tamamen boş beleş konuşuyorum. Ama şöyle bir örnek vereyim sana baba. Her lastiğin profili farklı. İdeal profili. Yani o tam karşıdan bakarsan motosiklet lastikleri böyle böyle ya. Şöyle kıvrımlı ya. Evet. Tamam. Şimdi hatta bununla ilgili benim çok gıcık olduğum bir konu var. Bazen eğitimlerde şey diyorlar. O lastik böyle olmasa kontra yapılamaz. Hadi lan araba lastiği takıp da kontra yapan adam var. O nasıl oluyor? Falan. Neyse o konuya girmeyelim. Kaybolmayın. Devireceğim sandalyeyi. Neyse. Şimdi bak abi. Senin lastiğinin bu profili nasıldır bilemiyorum. Ama büyük ihtimalle CBR 125 gibi sokakta kullanılmaya yönelik yapılmış. Daha çok hani insanların yeni başlarken süreceği, rahat edeceği bir motorda zaten motoru o kadar çok yatırdığında egzoz, yan ayak, işte yan sehpa, ayaklıklar, ayaklıkların altındaki çit çubuk falan onlar zaten gard kurt etmeye başlayacak. Onlar başladığı zaman zaten Allah falan deyip hani böyle bir toparlanma yaptırır adama. Hele ki buralarda eğitim almadıysan, Motto'dan, Halil Hoca'dan falan eğitim almadıysan o zaman bir de şöyle bir şey cereyan ediyor genelde vatandaşta. Pedalın altına ayağını sokuyor adam. O viraja girdiği zaman o ayak kurut alıveriyor ayağının kenarını. Ya da ördek ayak yapıyor mesela. Ortasıyla basıp böyle yanlara doğru vak vak yapıyor, o vak vak cırırırt sürtüyor o böyle virajda. Dolayısıyla sana önceden haber verecek böyle göstergelerin, ecnebi tabiri indikatörlerin var. Gard edecek, gurt edecek falan. Mesela binarda ben ilk piste çıktım, ilk diz değdirme deni var falan yapıyoruz ya. Baba, meğersem onlar piste girilince o ayaklıkların altında böyle çomaklar varmış. Onları sökmek lazım. Biz tabi zır cahil. Oraya çıktık böyle giriyorum hocam. Gart ediyor. Lan ne oluyor diye kalkıyorum ondan sonra. Bir iki baktık pistte izler çıkmaya başladı. O zamanlar Körfez pistine gidiyoruz. Sinan Sofoğlu'nun rahmetli olduğu. Daha sonra başka bir abimizin de. Neyse. Dediler ki sen ne yapıyorsun usta bunları eritiyorsun böyle bu. Olmaz. Mesela onları sökmek lazımmış pist için falan. Dolayısıyla hani lastiğin sınırına geldim abiden önce belki de yolun sınırına gelmek. Çünkü unutmayalım ki yollarımız böyle hani İstanbul Park gibi değil. Yani şurada bir diz koyulacak formatta. Teşekkürler abi. Diz koyulacak formatta bir viraj buldun. Acaba zemin o işe kaldıracak mı? Yani... Şimdi diz koymak için ne lazım? Yüksek sürat, çok yatış açısı falan değil mi? Çok yatış açısı çok tutunma ister. Peki o tutunma yoksa ne olacak? Değil mi hocam? Yani düşüşüm biraz da ondan kaynaklanmıştı. Bu İstanbul'un o kötü parlayan asfaltında ya, gördün mü bir sözünü? Derece havada soğuk zeminde bir yattığım gibi saldı gitti yani. Şimdi holigan... Baktım motor gidiyor. Holiganımız burada bu işler üzerine çok konuşur da ben tek bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili özet olarak. Ne kendi limitinizi ne motosikletinizin limitlerini asla bulmaya çalışmayın. Öyle bir dünya yok. Onun yani bir göstergesi falan filan işte Barkın diyor ya onu öyle bir oldu içim şöyle bir gitti falan filan. Bazen onu da bir çıt geçtiysen bir anda işte diğer taraf. Bence hiç en basit makinenin bile limiti çok tehlikeli olabilir. Hele ki kendi limitinizi asla zorlamayın. Gerek yok. Her zaman bir B planı dediğimiz bir şey var. Yani tamam tam limitini de bir şeyler yapabilecek durumdasın ama o an bir şey kaçırdın. Onu telafi etmek için ekstra hiç cepte kredi yok. Enkazı da hocam çok pardon. Enkazı da şu oluyor baba. Tam böyle ulan bu virajda bak şimdi nasıl diz koyacağım derken cebin çalıyor. Aynen.
Hey, aa, ne oluyor diye. Yani hiçbir şey olmasa cebin çalıyor. Ber, zar, zan. Önce olan motora mı bir şey oluyor falan deyip böyle bir ne oluyor lan falan dedirtir. Dolayısıyla hani bu iş için böyle trafiğe kapalı pistler var, bir şeyler var, pist günleri var. Böyle belki bir seans denersin ve orada görürsün ki aslında asfalt müthiş olduğu zaman o motorun daha oho dünya kadar yatıyor da hala o dizler yere değmiyor. Çünkü dizin yere değmesi demek. Eğer sen çok böyle anormal bacaklara sahip değilsen ve motosikletinden tuhaf bir şekilde sarkmıyorsan böyle motor yukarıda kaldı ben indim aşağıya demiyorsan diye. Ha, dizi sırf değsin diye. Yani nizami motordan seleden çeyrek toto yana kayılır. İşte hafif diz açılır. Dirsekler kırık. Kafamız ayna seviyesinde. İleri çıkışa bakılır. Omuzlar virajın çıkışına bakar. Sisteminde bile o diz o değmiyor o kolay kolay yani. Merak etme. Çok acayip bir yatış açısı olması lazım. Ben şeyi görüyorum bazen. Enduro'dan falan, GS'den falan böyle sarkıp da makine. Ama öteki yani şeritte bu burada. Tabii o öyle. Şerit değiştirmiş yani. Değişik kasıyoruz abiler vardır. Tabii bir de onlar var. Tabii ya yani, dost ortamı da çok havalıdır hoca. Tabii abi dost meclisinde böyle evet. Biz de işte bizim kundurayla böyle diz koyuyoruz falan demek. O senin yanındaki diğer kunduralı kardeşlere çok şekil yapabiliyorsun onunla. Onun bir raconu var. Hani motoru çok yatırmak az yatırmak konusu da böyle abi. Hani hoca diyor ki bize mesela, lan risk alıyorsunuz, çok yatırıyorsunuz motoru, hani çok da bir şey olmuyor falan. Bu sefer Apache'nin aklı, gidemiyor demek ki bize böyle falan. Biz beraber sürerken ayrı ayrı gidiyoruz. O başka gidiyor, ben başka gidiyorum. Öyle bir şekil oluyor yani. Hani böyle ama, mutluyuz ama. Evet, herkesin kendi tarzı. Herkes kendi hali.